Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sevgili kardeşlerim, bir hatıram var. Onunla beraber bir derse başlayacağım. Almanya'da imamken da Diyanet'in camisinde Ramazan imamıydık. Bir kardeş geldi, derse gelen kardeşlerden. Dedi ki, heyecanlı heyecanlı, abi dedi, benim Abdullah diye oğlunu kaça? 2 veya 3 yani ilkokula gidiyor ve 2 veya 3'e gidiyor. Belki de 1'e, o civarda, bilmiyorum tam. Dedi ki, müdür dedi, Dürre Hanım beni çağırdı dedi. Okula ben götürdüm çocuğu. Götürünce, orada diyor, bekliyordu diyor. Ondan sonra, sizinle konuşabilir miyiz dedi. Ondan sonra, tabii dedim, geçtim diyor kadın. Dedi ki, bizim dedi, çocuklardan dedi, senin çocuğunun sınıfından bir çocuk. Babası kanserden öldü diyor. Hiç unutmuyorum abi. Muhammed. Kanserden öldü diyor. Fakat bu çocuğa psikolojisi bozulmuş. Babasının ölümü. Ölmüş. Ya olur. Orada 6 yaşına başlıyorlar. 6-7 yaşında bir şey. Bu çocuğa diyor, bizim okulda vereceğimiz bir teselli yok. Bu çocuğa bizim okulda ve bizim diyor inancımızda diyor papaz geliyor isteyen ders veriyor, dini ders. Bizim inancımızda diyor bu ilkokul 2-3'e giden çocuğun da bu babasının vefatında ona vereceğimiz bir teselli de yok. Yok hakikaten, çünkü Hristiyanlıkta ahiret akidesi, ahiret inancı ruhidir. Cismani değildir. Ruhanidir. Yahudilerde zaten öyle yok. Reenkarnasyon var Yahudilerde. Reenkarnasyon biliyorsunuz. Vefat etti. Bu insan vefat ettikten sonra işte suçu varsa başka bir hayvana, hayvana girecek. Hayvan da işte ruh bilmem ne hayvana girecek. O hayvandan o hayvana derken tekrar dönecek insan. Hak ediyorsa tekrar gelecek. Böyle bir reenkarnasyon şeyi var. İnançları var. Hristiyanlarda arkadaşlar her şey cismani yok. Yani bedensel bir dirilme yok. Ruhani var. Rüya gibi. Dolayısıyla o çocuğa yani ilkokul 2 veya 3. sınıftaki çocuğa teselli vereceğiz. Verecek. Babasının vefatından sonra teselli olacak. Bir bilgimiz yok diyor. Ona sizde diyor, siz Müslümanlar tanıyorum ben dedi veli olarak. Evet hocam dedi, ben de sizi tanıyorum. Buna ait bize ne yardım edebilirsiniz? Sırf bu çocuğa değil, bunun gibi çocuklar da var diyor başka sınıfta. Onunla alakalı bir yer okuyacağım. Diyor ki, Sözler 96. Hatırladım yani bu paragrafı okuyunca, bunun fotokopisini çektik. Bunun fotokopisini çektik okuduğumuz yerin. Tabi bir sayfa, birkaç sayfa gidiyor. Şuraya kadar. 96'dan 105. Bunun fotokopisini verdik. Dedi ki bir gün sonra, telefon altına yazmış. Lütfen diyor, fotokopiyi çektiğiniz kitabını masrafı ne kadarsa biz satın almak istiyoruz. Okul adına almak istiyoruz. Şahsım adına değil, bunu bize getirin diyor. Asay-ı Musa'yı verdik. Asay-ı Musa'da geçiyor. Onu okuyacağım bir tane, bir paragrafı. Yani 96'dan 105'e kadar olan yerin bir paragrafı. Yani bu çocuklara ahiret akidesi, ahiret inancı nasıl bir şey teselli ediyor. Düşünün yani böyle, biz Müslümanız, böyle şeyimiz var yani. Ahiret inancı tesellimiz var. Şimdi 5-6 yaşında bir çocuğuna düşün.
İslamiyet olmasa nasıl teselli vereceksin ya? Şimdi böyle bir hayal edin. Derse gitmeyin, böyle bir odaklanmanızı istiyorum. Çocuğunuza yatağında pamuğun, yünün tümsekte olması, rahatsız edici olması yatağı sizi rahatsız eder. Çocuğum ya, ağlaması rahatsız eder. İnliyor mesela. Sen der misin, aman bana ne canım, inliyorsa inlesin yani. Öteki odada rahat yatar mısın? Yatabilir. Ve böyle anne babasın, al bu çocuğu şimdi, kayaların üzerine koy. Yani benim acebime gidiyor ya. Yani başıma da geldiği için söylüyorum, malum yani. Hastalanınca böyle insan ödü patlıyor ya. Ya ben bu dersi yapan insan ya. Şefkatten dolayı aman bir şey olur. Bana olsun ona olmasın. Kendimden endişe etmiyorum. Sevdiklerimden endişe etmeye başladım böyle. Şimdi gel onu kayaların taşların arasına koy. Kendi elimle ondan sonra perdelikleri koy diz. Yani hoca olma hasebiyle millete yapmak, teselli vermek kolay da onu hazmetmek çok zor ya. Evladını toprağa sokup perdelikleri koyup, telkini verip çekip gitmek. Yani çok zor ya. Böyle bir şey olması lazım. Böyle bir ahiret olması lazım ve ciddi. Ondan bir yer okuyacağım şimdi. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil erde ba'de mevtiya inne zalike le muhil mevta ve hum ala kulli şeyin kadir. Sadakallahul azim. Birinci nokta, ahiret akidesi, ahiret inancı, hayat içtimaiyeye, yani cemiyet hayatına ne katkı sağlıyor? Tamam, inandık da bu inancın hayattaki tanımlaması nedir yani? Cemiyet hayatında faydası ne? Bir, iki, şahsiyet insaniyeye, yani insanın içsel yapısına, işte bu evladı ya, gözün önünde ölüyor ya. Hani kendisi ölmesi bambaşka bir şey, biliyor musunuz? Evladı olanlara söylüyor. Yani bir derece teselli buluyorsun, ha çocuk ya işte bunu yatıracaksın şimdi. Yani cemiyet hayatında ahiret akidesi, ahiret inancı, kişinin kendi psikolojisinin noktasına bela musibetler geliyor. Yaşlanıyor, ahiret gözüktü. Ahiret inancı ona ne katkı sağlayacak? İnsaniyenin usul esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğunu, yani ahiret inancı cemiyet hayatının zembereğidir, olmazsa olmazıdır. Arabayı sağa çekti, park etti, ahiret inancı yoksa kimsenin hukukun umurunda değil ya. Okula mesela yetişiyorum. Adam ilkokula çocuğunu getirmiş. Bir gidişli bir gelişti ya. Başka mümkün. Herkesi caddeye bıraktı. El freni çekti. Dört yaktı çekip gitti ya. Okula çocuğu götürüyor. Şimdi kul hakkından, ahiret korkusundan korksaydı yapar mıydı? Yapabilirim bak. Ahiret inancı hop arabayı öyle park ettirmez. Ahiret inancı insanda hakim olsa kırmızı ışıkta geçemez. Kul hakkıdır, haramdır. Ahiret inancı insanda şey olsa işte lokantacıdır, haram yapamaz yani. Yediremez yani. Yapamaz ya. Cuma'dan çıktım, ceviz aldım. Almak için bir tane bakın. Bakabilirsiniz dedi, aldım. Bir tane aldım. Yedim. Tarttı. Tarttıktan sonra oradan bir tane. Ne yapıyorsun dedi. Bir tane yedim, onu gir. Beyefendi dedi, ben zaten müsaade ettim, almasan. Olmaz dedim, benim için rahat etmez ki. Oradan iki tane çıkıyor. Çok doğru söylüyor dedi ya. Aynı böyle başıma gelen geçen cuma. Çok doğru söylüyor. Tebrik ederim seni dedi ya bana. Çok, niye dedim tebrik ediyorsun? İnancı müsaade etmiyor. Ne iş yapıyorsun dedi. Tahmin ettiğin işi yapıyorum derken tanıştık bak şimdi. Nurla bir tanesinin Nurlardan haberi var, diğerini yoktu. Beni bırakmaz ki ya. Bak bir ceviz ya. Bir ceviz değil işte o. İçeride bir zemberek var. Hayır yapma. Yapma diyor. Deme, vurma. Çalma, çırpma, koyma arabayı oraya. Kırmızı ışıkta geçme. Hamura hile yapma. Hep o söylüyor. Ahiret inancı dur diyor. Yapma o zulmü diyor. O inançtan dolayı doktora diyor ki gerekmiyor, bıçağı vurma para için.
Psikolog, psikolojiciye diyor ki yapma öyle deme diyor. Aşağılama diyor. Kale almıyor yani. Kale almıyor. Ahiret inancı şey yok ya. Şimdi mesela Suriyeli gelmiş, Türkçe bilmiyor. Yeğenim staj yapıyor. Nasıl aşağılıyor diyor ya. Bırak ya bunlar insan değil diyor ya. Şuraya bak tövbe estağfurullah ya. Ahiret inancı, ahiret inancı olsa bunu yapabilir mi? Kulak ne demektir ya? İnsanın da niye böyle bir de şu var. Ahiret inancı ona bakmıyor sırf o hatayı. Kendi içsel alemindeki çapraşık, birbirine çatışan ve çelişen duyguları kıblesine koyuyor, bütünlüğe getiriyor, yapıştırıyor. Ayrı ayrı haller vermiyor sana. Yaşlandın gidiyorsun, ahiret var diyorsun. Ömrüm gitti, gençlik var, gençlik var, ahirette ebedi gençlik var diyor. Yani insanı bu dünyada öyle bir canlı tutuyor ki, düşün önünden ahireti kaldırdın. Ya ben çocuğa soruyorum, dedim Allah olmasa nasıl, tövbe estağfurullah dedi ya, bunu düşünmek bile korkunç geliyor bana diyor. Şimdi ahiretsiz bir hayat düşünemezsiniz ya ihtimalen, tefekkür edeyim desen de düşünemezsiniz ki. Demek ki ahiret akidesi, cemiyet hayatının zembereği, nizama sokan, kişinin içsel alemindeki helal ve haramları de, deme, git, gitme ve birbirine çatışan ve çelişen, beraber olan, zıt olan duyguları da bütünleyen, ya yaşlandık baksana ya, yaşlı gidiyor, şimdi eskiden ölüm varsa gönderin bana diyordu, şimdi öyle demiyor işte. Aman ne yapayım lan, öyle bir şey yapmayın ya. Yani geliyor şimdi, ne diyeceksin ya? Çünkü daha önce ölenliğiniz var mı bilmiyorum da, ölen var mı, tecrübesi var mı? Yani o kadar korkunç bir aleme gidiyoruz ki, ölüm yani bayılmak değil yani. Ölüm bayılmak değil. E şimdi içsel alemindeki o duyguları dengeleyip saadetine, kemalatına vesile olandır ahiret inancı. Neyle tatmin olacaksın? Evet ölüyorum ama aşağıda arabam var. Kabre giriyorum ama kasada para var. Ya. Ben sınıfında mezun olmuştum. Ben Türk Hava Yolları'ndan ayrıldım. Mezun olunca oraya idim. Benim arkadaşlarım şu anda birim başkanları. En son yani. Yani böyle. 2-3 tane var. Bir tanesine uğramak için valilikten 15 gün izin alman gerekiyor. Makamına gitmen için. Böyle bir adam. Şu anda. İzin işte beni karşıladı. Aldı beni içeriye. Sınıf. Dedi ki Hasan dedi buraya beraber başvurduk. Beraber başvurduk. Sonra sen bıraktın gittin. Dedik ki vay be Nurcular kafasını yedi, kaptırdı kafasını, kafasını çeldi. O kadar acıdık ki, çünkü çok başarılıydım elhamdülillah. O okul birincisiydi, ben ikinciydim. Hakikaten öyleydi. Çok acıdık diyor. Hem memleket adına hem kendi adına kafayı kaptırdın. Şimdi nasıl, ne düşünüyorsun dedim Selman. Dedi ki esas acınacak bizimmişiz de haberimiz yok. Niye dedim? Kafam bir parça diyor. İşimi düşünüm, evimi düşünüm. Çocuk arabaya almış, ses etmemiş, bir şey bırakmamış, telefonu da açmıyor. Çekip gitmiş, onu mu düşüneyim? Bir sürü böbrek hastalıklarım var diyor. Başlayacak neredeyse diyaliz bölümünün seviyesine geldim diyor. Kolesterol bir tarafta diyor. Da. Yani ölümün keşif kolları, hastalıklar gelmeye başladı. Bir sürü şey. Ama şimdi sen şimdi, doğru söyle ne dedim oğlum? Ağlaya dedim, şimdi dedim. Çatalca'ya derse doğru gideceğim. Başka kafamda bir şey yok dedim. Ne dersi yapacağım onu düşünüyorum. Bir hafta önce. Çatal çocuklar gidecek mi Çanakçı'ya? Pazar, bu pazartesi de önceki pazartesi. Dedim genç. Böyle bakıyor hayran. Ama ilk önce bir sana acıyorduk dedi. Hakikaten sen Allah sana ikram etmiş diyor. Yüze delillerinden bir mikyas olarak yalnız 4 tanesine işaret edeceğiz. 4 taneden ben bir tane okuyacağım. Birincisi, Nevi Beşer'in insanlığın hemen yarısını teşkil eden çocuklar. Yani insanlığın yarısını çocuklar teşkil ediyor. Yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli, ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Yani annesi ölüyor, babası öldü. Şimdi hiç kimse mi ölmüyor akrabası? Ne diyeceksin? Lan nasıl çocuk kardeşin yaratıldığını... leylekler getirdi diyorsun. Yani böyle diyoruz. Hani edebimiz, terbiyemiz. Bu kardeşim nereden geldi yani? O çocuğa böyle doğmayı bile anlatırken ölümü nasıl anlatacaksın?
Tamam baban, babaannen, deden, kedin ya. Allah Resulü kuşu vefat eden Yahudi çocuğun taziyesine gitti. Yani bir insan bir kedisi köpeğini unutabiliyor mu? Mesela benim sığır vardı. Daha ilk okul gitmeden. Yağmur yağdırıldığı zaman altına girerdi, yapardı, kıpırdamazdı. Nasıl unutayım onu ya? Unutamıyorum ki. Yağmur yağdırıldığı zaman, o şeydeydik, tarladaydık. Altına girerdi. Çocuk ya, ben beraber büyümüştük. Beni görürdü, asla ben çıkana kadar, yağmur kesene kadar kıpırdamazdı. Şimdi onu kesilse ki bilmiyorum ne yaptılar, bana göstermeden hallettiler. Şimdi anne vefat ediyor çocuk, baba vefat ediyor. Nasıl dayanacak? Ancak onlara cennet fikriyle, onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere, o dehşetli yutan kabir, annemi istiyorum diyor. Mezara gelmiş, annemi istiyorum diyor. Baba ne zaman çıkacak diyor. Baba niye kapattınız diyor. Ölüm bilmiyor ki. Çünkü daha önce ölmedi çocuk. Ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı ancak ruhları dayanabilir. Cenneti anlatma ile. Öyle bir anlatıyorsun ki dünya hiçbir şey değil. İnsan atmayası geliyor, oraya gidesi geliyor. Dayanabilir ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i manevi bulabilirler. Yani vücutlarında tahammül yok ki. Nasıl tahammül edecek çocuk? En ufak bir şey de ağlıyor. Bir bağırdığın zaman bağırmadan ağlıyor ya. Şimdi annesi gitmiş. Yok annesi. Babası gitmiş. Hele hele bunlardan daha şey, buna teselli bulabiliyorsun da boşanmalar daha acayip cinayet. Hani cennete gitti diyorsun da boşanmaya ne diyeceksin? Cennete gitti diyemiyorsun ya. Nerede babam, anne? Veya nerede annem, baba? Nerede anne? Nasıl yapacaksın onu yani? Boşanmayı anlayamıyorum ki. Sanki dükkandan çıkmış gibi, evden çıkmış gibi. Çıktın mı dükkandan? Tamam, aklın daha yok. Yani evden çıkmak gibi değil ki. Kafandan çıkmıyor ki. Binadan çıktı diye kafandan mı çıkıyor? Yani ne kadar zor ya bir çocuklara. Çocuklara neler yükleniyor? Gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i manevi bulabilirler, cennet fikri. Yani bak annen şöyle yapacak, uçacak, bizden daha güzel bir hayata, o oradan bizi seyrediyor. Ondan sonra bizim yerimizi ısıtmak için, orada işlerimizi anne olduğu için biz gelmeden önce bizim evimizi yapıyor. Ondan sonra sana da güzel yatak yapıyor gibi. Tamam? Böyle söylediğin zaman bak o bizi görüyor. Ama tamam da ne zaman gelecek? İşi bitirince az kaldı ya. Böyle o zamana kadar büyüyor işte. Ancak cennet fikriyle. Şimdi cennet fikri yok. Ne anlatacaksın? Nerede annem? Toprağın altında. Niye gitti? Öldü, daha görmeyeceğiz. Niye? Yılan çıyan akrepleri, bir de yılanlara yem olacak şimdi annem. Annem veya kadına desen ki çocuğun nerede? Yılan ve çıyanlara yem olmak için koyduk. Yani ahiret yoksa o kadının kafasında çocuk niçindir? Böce haşeratlara yem olmak içindir. Haşeratlara. Yani ahiret inancı olmasa nasıl dayanacak ya? Ve her şeyden çabuk ağlayan, gayet mukavemetsiz mizac üstü ruhlarında, en ufak her şeyden etkileyip ağlayan o onların ruhlarında, o cennet ile bir ümit bulup, cennet ile ümit bulmak. Şimdi biz bir nimetten bahsedeyim size. Dünyada sakın onun bunun sağlığıyla, servetiyle, arabasıyla, malını sakın özenmeyin. Dünyada özeneceğiniz şudur. Bir insan Allah ile ve ahiretle ümitli midir? Ümidi var mı böyle böyle? Hayışkâr midir? En dünyada en bahtiyar insanıdır. Ben ona özeniyorum. Ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok özendiğim tarafı o umman gibi hiçbir şeyde sarsılmayan imanıdır. Nasıl bir iman? Nasıl bir tahammül? Hiç kimse yok. Tek başına, kavmi kabilesi, düşman. En ufak, ya bizim arkadaşlardan yanlış yapsa insan kuvve-i manevisi gidiyor ya. Diyor bunu nasıl yapar ya? Bunu nasıl yapar diyor. Olmaz. Hatta ya bu olay bitti diyor ya. Geçen hangi gündü? Geçen birkaç gün önce bir yerde toplandık eskilerden.
Hasan kardeş diyor bizim eski Üçtü abinin döneminde. Hasan kardeş diyor, buyur abi de. Artık bitti dedi. Kıyameti bekle diyor. Kıyameti bekle bekle, bitti artık. Her şey bitti diyor. Artık olması gereken bütün kötülükler oldu. Böyle ümitsiz. Değil ya. Demek ki dünyada en bahtiyar insan, burada da geçtiği gibi, Allah ile, cennet ile ümitli olmak. Ümit. Elhamdülillah. Gidiyor ama ahiret var. Ama rezil kepazeyim ama ya bir şey olacak inşallah ya. Ya bir şeyden tutunuruz inşallah. Allah herkesin böyle bir ameline güvenmez ama gene böyle insanın ümit ettiği bir şeysi olur. Rüştü abin dediği gibi, Rüştü abi dedim, insan ameline güvenmez ama ya dedim böyle ölüm şeyi geldiği zaman nereye tutunuyorsun dedim. 80 küsur yaşında vakıftı, vefat etti vakıf abimiz. Adam bak ne diyor? Ne risale okumama, ne namaz kılmama, ne evlat okumama hiçbir şeye güvenmiyorum. Abi dedim insan bir şeye tutunur. Evet dedi bir şey var. Merak ettim nereye tutunuyorsun abi dedim. Allah için dedi Allah'ın düşmanına düşman oldum. Orada bir eylem olmadığı için yani bir fiil olmadığı için ihlas aranmaz onda. Çünkü eylemsizlik eylemi, düşman olmak o kadar. O başka ben falancaya düşmanım diye de hava atamazsın yani ihlassızlık olmayacağından. Mahsa ihlastır o. Eylem yok Muhammed. Yani ben ne güzel namaz kıldım, ne güzel oruç tuttum, ne güzel zekat verdim diye hava olabiliyor ya. Ama bunlar eylemdir, fiildir. Senden bir şey kopuyor. Düşman olmakta, Allah için Allah'ın düşmanına düşman olmakta bir eylem olmadığından ihlas var orada. Ona güveniyorum dedim biraz böyle. Belki Allah'ın da bana merhamet eder. Ya. O zaman Allah için Allah düşmanına taraftar olmayacaksın. Düşman olacaksın. Allah'ın düşmanlarına düşman olacaksın. Dost olmayacaksın. Olma. O şekilde girmeyeceksin. O zaman insana Allah da ümit basıyor. Ümitli oluyorsun Allah'tan. Cennet ile bir ümit bulup mesrurane yaşayabilirler. Mesela cennet fikriyle der çocuk. Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu o oldu. Çocuğa dedik de ondan biliyorum. Bak senin kardeşin uçtu pıt 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 kanat getirecek. Allah Allah nasıl uçacak? Bayağı uçacak böyle kanat getirecek. Cennetin bir kuşu oldu der. Bak cennete gezer bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri o zayıf biçarelerin endişeleri, endişeli nazarlarını çarpması, mukavemetlerini ve kuvve-i manevilerini zirüzeber eder. Gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak ya mahvolup veya divane bir betmah hayvan olacaktır. Gözün önünde ya arkadaşlar ölüyor, ya kardeşi ölüyor. Bu çocuk nasıl yapacak? O seri tesir olan o ruhları, aklı var, kalbi var, ruhu var, hissiyatı var. Bunlar teselli istiyor. Bizim bir tane çocuğun annesi vefat etmişti Hasan abi. Babası gafil birisi. Çocuğuna vaziyeti izah ediyor. Çocuğum dedi, hayatın gerçekleri bunlar. Böyle felsefi diyor ama çocuğun ruh hali bambaşka. Annesi gitmiş. Annesi gitmiş, hayatın gerçekleriymiş. Bir hafta sonra aynı çocuğu gördüm. Sevinçli bir şekilde. İşte annem cennete gitti. Cennette annemle tekrar ileride beraber olacağız diye. Çocuk çok daha farklı bir... Bak haleti gitmiş. Şimdi din yoksa ne diyeceksin? Hayatın gerçekleridir. Ya hakikaten mi ya? Vallahi mi ya? Benim hayatın bir parçası falan. Allah şuraya bak. Başka bir zat yok ya. Yani. Başka izah yok. Parçasıymış, hakikatmış. Kainatta en kesin gerçek ölümdür. Şimdi ötekisi bak ne? Annemle bedi beraber olacağız. Pasaport dairesi gibi. Nasıl ki elbiseyi bırakıyoruz yıkansın diye. Cesedini de bırakıp oradan uçtu gitti. Nasıl uçtu gitti? Rüyada biz uçup gitmiyor muyuz? Cesedi yorganın altına bırakıyoruz. Çocuğa ben çok anlattım da. Ondan sonra rüyayla uçup gitmiyor musun?
Hiç yatakta olduğunu, karanlıkta olduğunu hiç hatırlıyor musun? İşte biz de oraya ağırlıklarımızı, cesedi bırakacağız. Rüyanın 70 kat ileri, daha harika. Uçup gideceğiz. Sen rüyadayken rüyadayım diye hatırlar mısın? Gerçek gibi lezzet alıyorsun. Gerçek gibi şeyler oluyor vücutta, faturalar çıkıyor. Bazen terliyorsun vesaire, yemek yiyorsun. Hatta gündüz yatarken oruçlu olsanız Ramazan'da, rüyada kalksa ki kalksa, kalkıyor, uyur gezerler var. Gidip yemek yese, fıkıhtabının kaydısı var. Gitse, otursa, yese, tekrar yatsa, hiçbir şey hatırlamasa. Çünkü uykulu bir şey. Güne güne olur, kefaret olmuyor. Bazen de gece yiyor yani. Ben, bizim köyde birisi vardı Abdülkadir diye. Rüyada köpek ısırıyor, o bağırmayla kalkıyor, hakikaten karısı da söylüyor, kendi, o da şahit. Köpek izi var. Yani birkaç kişi de gördüm ben bunu, şahit değil. Aynı, o haletler var diyor. Mesela hepiniz yaşlanmışsınızdır. Ağlarken rüyada alıyorsun, uyanıyorsun, hakikaten alıyorsun. Mesela rüyada olduğunu aldı, bir öyle korkulunca kalktığın anda hala korkuyorsun. Daha ilerisini söyleyeyim, peygamberi görenler vardır aramızda aleyhissalatü vesselam. Yani senelerce hayatımızı süslemiştim, hiç unutamıyoruz. Hala teselindeyiz peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir görsek ya. Gördüğümüz an. Hatta işte veli nimetimiz olan bazı büyüklerimiz var. Şeyhidir, hocasıdır, abisi. Gördüğü zaman ya insan hayatında mutlu oluyor yani. Şimdi bunlar insanı seri tesir olan akılları, kalpleri, ruhları, hissiyatları, latifeleri ağlarken insan mesrur oluyor. Ha iyi elhamdülillah. Sonsuz hayatta beraber olacağız. Hızır abi derdi ki, ya Hızır abi dedim ya, böyle deyince üzülme, sanki ben ölüyorum o şeymiş. Dedi ki ben erken gideceğim, sizi dedi yol açacağım sizi karşılamak için. Ya bu adam ölüyor ya. Benden aşağı festivalin izin. Nasıl ölüme bakabiliyor? Demek ki Allah ile ve ahiretle ümitli olabilmek. Gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifinde öyle anlattıracak, ya mahvolup veya divane bir bedbaht hayvan olacaktır. İkincisi, nevi insanın bir cihette nefsi olan ihtiyarlar. İnsanın yarısı. Kaç dakika oldu? 40 dakika oldu, 8 dakika. Yok abi, 28 dakika oldu. Öyle mi? 28. 28 dakika. O zaman bir tane okuyayım. İnsanların bir cihette yarısı olan ihtiyarlar şimdi. İhtiyarlara imanı bil ahiret akidesi, ahiret inancı ne getiriyor ihtiyarlara? İhtiyarlar yalnız, değil mi? Ya eşi gitti, ya kocası gitti, ya karısı gitti. Yalnız, hayat-ı uhrevi ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Mesela yaşlanmış, artık ölüm bütün çıplaklığıyla gözüküyor. Kabire nasıl tahammül edeceksin? İş yok. Kafayı meşgul edecek. Çocuk peşi gidiyor. Akşam evdesin, hep mezarı düşünüyorsun. Ne yapacağım, ne edeceğim, ne diyeceğim, ne soracaklar. Peki nasıl tahammül edeceksin? Şimdi geldi, gir kabire hadi. Neyle ancak? Saadet-i uhreviyede ebedi bir hayat var. Evet, ömrüm gitti. Ama baki bir gençlik var. Ancak ahiret akidesiyle, ahiret inancıyla ruhları durur. Yoksa çıldırır adam ya. Çoğusu Almanya'da yaşlılar yurdunda. Çoğusu da hepsi orada, yaşlı varsa. Bir kısmı Fatih imza atıyor. Şimdi Almanya'da da resmi oldu. Eskide İsviçre'de vardı. Oraya gidiyorlardı. Şimdi Almanya'da da resmi oldu. YouTube'da da var böyle videosu. Beni öldürün diyorsun. Beni öldürün. İmza atıyor. Ondan sonra iki tane tamam. Bu sefer iğneyi vuruyorlar. Gördüm böyle bir tane İsmail kardeş gönderdi Hamburg'da bana. Almanya'da resmi bu. İğneyi vurdular, ölecek. Adam korktu. Vazgeçiyorum dedi. Memur bir daha onu durduracak iğneyi, testini durduracak iğneyi yapmıyor. Çünkü böyle bir şey olmuş. Ben vazgeçiyorum demiş. Sonra da mahkeme vermiş. Olsun ben imza atmıştım, ben vazgeçiyorum diye beni niye getirdiniz diyor. Bak iki defa ölümü hissettiriyorsunuz bana diyor. O için vazgeçse bile imza attım daha şey yapmıyorlar. Onu kurtarmaya çalışmıyorlar. Vazgeçtim diyor, gözünün önünde adam ölüyor. Niçin?
bağır ediyor, yok olayım diyor. Yok biliyor. Dayanamıyor ki. Ama ahiret inancı olan ne diyor? Olan bir ağaçta dikeyim. İki tane de tesbih çekeyim. Ha şu ikindi de yıkılayım. Ya Rab akşamı da nasip et. Yani ganimet kabul ediyor bir namaz dahi. Bir namazı dahi ganimet kabul ediyor. O ne yapacak şimdi Mehmet? Allah ne yapacak şimdi kafir? İnanmış ki yok olacağım. Yılan çıyan akrepleri yem olacak. Şey vardı. İsmini vermeyeyim. Cenazesini yaktırmış ya artist. Yeşilçam'dan bir tanesi. Bodrum'da ben gittiğim zaman o da oradaymış. Orada açık şey açık yerde bir konferans veriyor. Ahiret inkar ediyor. Diyor ki insan diyor pile benzer diyor. Pili bitince diyor pil enerji atarsın kenara bu kadar diyor. Bak ne ahiretti diyor. İşte o gün bana işte oradan da bana getirdiler burada dinleye varmış. Oradan oraya telefon falan derken daha oradan ayrılmadan o gece oradaymış. Bana telefon edince Veysel dedim ki ona gidin söyleyin. Bir pil düşünün. Video çekiyorsunuz. Veya ses kaydı yapıyorsunuz. Veya bir iş yapıyorsunuz. Pil bitiyor. Ama videoya dönüşüyor. Şimdi pil yok mu oldu? Hakikati değişti. Belki de daha güzel bir şey oldu. Mesela pil çektim sizi. 50 sene sonra sizin torunlarınız var ya. 100 sene sonra timya gibi olacak ya. Telefonun 100 katı fiyatı olur. Ve adam bir resim çekiyor. Fotoğraf makinesinden daha fazla para kazanıyor. Yani kısacası pili bitiyor. Ama videoya dönüşüyor. Odun çürüyor. Ama enerjiye dönüşüyor. Odun yanıyor. Nur ve dumanı inkılap edip başka bir yerde armut şeftali oluyor. Bir şey yok edemezsin ki. Pil bitiyor diye. İnsan bu kadar Kur'an dinledi, şarkı türkü dahi dinlese. Yok olmadı ki. Dinleyen kafalar sayesinde dirildi adam. Videoya dönüştü. Eğer şarkı türkü çaldıysa veya Kur'an çaldı, sohbet çaldıysa adamın kafasına girdi. Adamın kafasında var. Şimdi yok mu oldu? Suretini değiştirdi. Adam zahirdeki pilin bitmesini, hayatı pilin bitmesini zannediyor. İşte zavallı. İşte insanların da yarısını teşkil eden ihtiyarlar yalnız hayat-ı uhrevi ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Ahiret olmasa bunlar nasıl tahammül edecek? Ben de şimdi sağa sola yapıyorum. Muhammed sana demek çok zor da nasıl yapacağız yani şimdi? Çünkü 50'den sonra artık öyle tevil mevil öyle koşturma ile tutulmuyor. Her gün her saat hatırında. Fatih bildiğin gibi değil. Bu dersleri çok yaptım abi. Yani vallahi 50'den sonra her saat ne günü ya kapımda ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Yani belki dedim yani bir şeyim yok ama koşturmaktan belki tam koşarken bir derse giderken Allah canımı alır da belki ders yaparken pat diye düşerim de Allah şehit eder de bir şey demezse hadi gel hadi sen de gel böyle de der de böyle bir ümidim var yani. İnşallah. Böyle bir ümidim var. Böyle bir ümit olmasa nasıl yaşayacaksın ya? Vallahi 50'den sonra Ferhat'ım vallahi tepene biniyor. Ölüm akidesi devamlı arkanda. Öyle gençken haftada bir ayda bir hatırladık tamam. Birisi öldü sorar kaç yaşında? 40-50 yaşında. Oho var bize 20 sene daha. Bizle ne alakası var? 20 yaşındakiler gidiyor. Hele bir baktım ki çocuklar falan gidince o zaman dokunuyor ya. Neyli gitti? Ha kanser bizimle de alakası. Ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler ve çocuk hükmünde geçen seri teessür ruhlarında ve mizaçlarında met ve zevalden çıkan elim ve dehşetli mevsite karşı ancak hayat-ı baki ümidiyle mukabele edebilirler. Seri teessür yani. Ruhlar o kadar nazik ki. Çocuktan daha nazik. Evinde yaşlısı olanlara söylüyorum.
bahtiyardır. Bak böyle evinizde bir yaşlı varsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, evinizdeki beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı diyor, bela ve musibetler sanki biz üzerinize yağardı diyor. Onlar defi belli yağıttır. Onlar berekettir, bereket direğidir. Şükür ve kanaatın vesileleridir. Bazıları diyor, usta demiş ya onlardan da geçinemiyorum. Tam tersine onlar olmasa hiç geçinemeyecektim. Bereket vesilesidir. İşte o ihtiyarlar böyle o kadar acayip ruhlarına hassas olmuş ki çocuk gibi de değil. Çocuğa bağırdın tamam biraz sonra bağır. Böyle değil. Hiçbir şey demesen de günlerce sana küs gibi ya. Hassas. Onun adı nedir? Seri tesir. Yani ruhları hassas olmuş. Onun için mi öf bile demeyin diyor? Öf bile demeyin diyor. Onun için değil mi? Onun için. Bir hikmeti bu. Yani çocuklardan daha acayip. Seri tesir. Yani hemen etkileniyor. Ufak bir hani kuş tüyüne yapsan sallanır ya. İşte yaşlıların ruhları böyledir. Hassastır. Yani senin evindeki ihtiyar böyle oldu zannetme. Bizim ihtiyar biraz şey değil. Geneli böyledir. Ama gençliğinden beri ahlaksızsa, bazıları ahlaksız olur, namaz dahi kılsa, geçimsiz, bağnaz, despot, bağırıp çağıran, kıymet bilmez, yaptığın iyiliği, iyilikten de anlamaz. Ama böyle tipler de var yani. Namaz dahi bile kılsa, yazıklar olsun. Feveylül lil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Bak namaz kılıyor ya. Ama geçimsiz, bağnaz, ahlakı ağır. Bir iyilikten de anlamıyor. Ayağını yıkıyor. Hiç bakmıyor musun böyle? Onlar hariç ama genellikle yaşlarda ruhları hassas olur. Seri tesirdir. Onlar böyle çocuklardan daha hassas. Ancak o ümitsiz hayatlarının sönmelerine karşı ümitsizlik ahiret inancıyla ümit bulabilir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir mana şöyle diyor. O müminler ki günah işlemez demiyor. O müminler ki yeise düşmezler. Yeis. Ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Yani Müslüman hiçbir zaman ümidini kesmez. Müslüman günah düşer. Ama yeise düşmez. Yoksa o şefkate layık muhteremler ve sükunete ve istirahat-ı kalbiyeye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir babelya-i ruhi ve bir dağday-i kalbi hissedeceklerdi ki. Yani mesela yaşlanmış hayatın çilesini çekmişti Muhammed için dedeni düşün, babaanneni düşün yani. Onlar neymiş biliyor musun? Şefkate layık. Şefkat bir. Yaşlarınıza şefkat edeceksiniz. İki. Yani ganimet kabul edin kardeşim evinizde, kardeşinizde, ablanızda, şunda bunda ise dediniz, alın yanınıza. Ganimettir. Defi belliyattır. Belanın defidir. Şemsi gibidir ya. Hem güneş gelmez hem de yağmur gelmez. Şemsi yağmur için değil, güneşliktir yani. Şemsiye, güneşlik demektir. Ama biz yağmurlukta kullanıyoruz. Şimdi öğrendim mesela. Öyle mi? Şems, güneş. Şems, şiye. Şems. Güneşe karşı perde. Yoksa yağmur ye değil yani. Maye değil yani. İşte yaşlılarınız da böyle. Şemsiyedir. Sonra onlar şefkate layık. Başka sükunete, sükunete, istirahat-ı kalbiyeye, kalbi rahat olacak. O Kur'an'la, dersle, sohbetle veya kapıdan girdik. Selamun aleyküm baba. Babaanne nasılsın? Böyle babaanne, büyük anne, büyük baba ne haber böyle? İltifat edin, şakalar yapın. Böyle ben dedeme şaka yapardım. Kedi gibi bağırırdım. Allah Allah nereden girdi ya kedi? Böyle şaka yapardık, bir değişiklik olurdu. Sonra söylerdik, gülerdik. Yani severdi, arardı beni. Nerede? Latife yapın. Bir şey ikram edin. Soyun verin. Soyarken verdiğin tam verirken verme, al. Hemen at. Oğlum ne yapıyorsun lan? Dede vermiyor. Böyle latife, şaka. Onlarla meşgul edin. Çünkü onlar istirahat-ı kalbiye çok muhtaç. Onlar o endişeli babalar ve analar öyle bir vabelya-i ruhi
Yani ruhları öyle bir feveran edecekti ki ve dağdağlı kalbi hissedeceklerdi ki, bak dağdağı kalbi, kalpte böyle dağda hiç böyle güvenemezsin havaya. Bir fırtına eser, dolu gelir, rüzgar gelir, güneş gelir. Yani ne olacağı belli değil. Kalp böyledir Hamza. Kalp böyledir. En ufak Gazali'nin misalini mi söyleyeyim? Kalbin hassasiyetini. Yani birbirimize karşı davranma adına bunu kullanın. Diyor ki bir kuş diyor ağaca konsa, konduğu dala diyor bir tane tüyünü bıraksa, yapışsa, kuş gitse, o bıraktığı tüy en ufak şeyle böyle yapar değil mi içine? En ufak ya rüzgarda. İnsanın kalbi böyle bir dönektir diyor. En ufak bir şey. Böyle döner. O kadar hassastır. Hemen. Yani bir şey demedin. Böyle baktın. Ulan Allah Allah ya. O adama da bak ya. Böyle ters düz bakıyor ya. Yani hiçbir şey demedin ya. Yani bir bakıştan bile etkilenecek. Davranışından. Ha? Hatta bir tanesi vardı. Derste bazen böyle kardeşlere ismini hitap ediyorum. Ya orada oturuyordum benim ismimi söylemedi ya. Bu ne kalp tamam mı? Yani peki doğru mu? Doğru tabii. Yani o kadar hassas. Aman ha. Hele hele bunu kuş tüyüyle misal veriyor. Yaşlı bundan daha hassas. Babaannelerde. Latife yapın. Bak latife yapın. Latife latif olsun. Şaka yapın. Koruyun. Ganimet kabul edin. Onlar rızkınıza vesiledir. Belalarınıza defile vesiledir. Daha iyi kalbi hissedeceklerdi ki bu dünya onlara zulmetli bir zindan. Sonra hayat dahi kasavetli bir azap olurdu ahiret inancı olmasaydı. Şimdi bu adamı düşünün. Ahiret inancını önünden alsan. Ne yapacaksın? Ne koyacaksın onun yerine? Neyle teselli olacak? Şimdi aklına vuruyor babası, bir köylüleri, akrabası. Ya neredeler? Oraya gitmek istiyor şimdi. Ya sıramızda gelmedi diyor. Ahiret inancı onları kuyudan, zulmetten, vahşetten, kimsesizliğin dehşetinden kurtarıyor. Ümide bağlıyor ya. Belki bir hayat var diyor. Ahiret inancı elhamdülillah. İyi ki ahiret var. İyi ki Allah var. Cenab-ı Hak bu iman üzerine bizi kayın ve sayım eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi, semavi ve arzı hastalıklardan, musibetlerden, dertlerden, sıkıntılardan hıfz eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, ömrümüze bereketullah, hayatımıza da kıbletullah nasip eylesin. Amin. Bize kim dua ediyorsa, bizi kim seviyorsa, biz kime dualar ediyorsak onları ve bizi iki cihanda aziz eylesin. Amin. Usul ve furularımızdan İslam'a ve Kur'an'a hadimleri yetiştirsin. Amin. Cenab-ı Hak bizi ve bizim sevdiklerimizi de iştirak-ı amali uhreviyeden hissesini ziyade eylesin. Amin. Son nefesimizde böyle cemaatle, dinle, davayla, hakikatle, sohbetle, Kur'an'la meşgul ederek şehit olarak huzurunu almayı nasip eylesin. Amin. Ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.